Merhabalar. 15 Ağustos 2012 Demir Büyük Özkaya hocamızın ölümünün 3. yıl dönümü. Ezberbozan.net olarak kendisini sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Türk satrancına katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Demir hocamızın en ünlü partisi satranç severlerin bildiği gibi 1971 yılında Kovačević'e kazandığı parti. Onu da günün partisi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise 1969 yılında oynadığı İstanbul Tarabya Oteli'nde Azizullah Salahi'ye karşı siyahlarla güzel bir partisini kendisini anmak maksadıyla sizlerle paylaşıyorum. Atef 3, Atef 6, C4, C5, simetrik İngiliz gibi başlasa da birkaç hamle sonra at C3, G6, E4, konum Sicilya açılışına transpoze oluyor. Hatta Maroksi bağı dediğimiz beyazın merkezde çok güçlü olduğu, alan üstünlüğünün yine tartışılmaz, siyahın çok dikkatli oynaması gereken bir konuma dönüşüyor. E4, fil G7 ve D4'te sürüldükten sonra artık sanki beyazlarla E4 oynanmış Sicilya partisi konumu inceliyoruz. D4, CD4, at D4 ve D6. Fil E2. Günümüzde at C6 daha çok tercih ediliyor. Çünkü siyah sıkışık konumda ne kadar çok taş değişirse o kadar rahatlayacak. Beyazın da D4'teki merkez karesindeki atı bir hayli güçlü. Onu değişmek siyah adına tabii ki güzel bir plan olacaktı. Ancak at BD7 oynanmış. Buradaki fikir de at C5 ile E4'e baskı ve gerekirse at E6 ile yine D4'teki atı değişmeyi planlamak. Rok. Şimdi beyaz burada B3 oynamış. Günümüzde daha çok şöyle devam ediyor beyazlar. Bir kere fil E3 daha merkezi bir kare. At C5, E4 de baskı yapıldığında ise F3, B6. Şimdi siyah tabii ki burada D5, F5 rahatlama hamlelerini yapmak isteyecek. Vezir D2, B7'deki fil de tabii ki yine D5 ve E4 piyonuna baskı yapıyor. Kale F1. At E6, kale A1 ile eşite yakın bir konum. Siyahın çok ince oynaması gerekiyor. Şimdi B3 oynadı. Beyazlar fili B2'ye yerleştirecek. Ancak bu plan çok doğru değil. Fil B2, at C5, normal hamle. Burada tabii fil F3 güzel durmuyor. F3 bence daha mantıklıydı. Vezir B6 yine o da merkeze baskı ve vezir de sonuçta gelişecek. Vezir D2 ve fil D7. Şimdi kale A D1 D5 D dikeyine baskı. E6'ya da kale F1 beyaz kaleler merkez dikeylerine geldi. Şimdi burada kale AD8 değil de kale FD8. Vezirle kale aynı hatta. Vezir E3'e de kale AC8 siyah adına daha mantıklı olacaktı. Şimdi kale AD8'e at C2. Yani ben bu hamleyi beğenmedim. Yani çünkü merkezde duran atı
Yani C2 gibi pasif bir yere çekmek bence doğru değil. Ki fil de hemen C6 karesine yerleşiyor. D4'teki at C2 oynamasaydı tabii ki C6 karesindeki fili beyaz hemen alırdı diye düşünüyorum. Şimdi fil C6, vezir F4, kale ile aynı hatta bulunmaktan hoşlanmıyor tabii ki. Ve Demir hocamız burada bir feda girişimi. At B3. Şimdi at B3'e vezir alırsa tabii ki AB3'e vezir B3. Burada B2'deki fil, C2'deki at istekte ama vezir C1'le kurtarabiliyor. Siyah 3. piyonu alsa bile yani bu henüz oyun ortası ve vezirin durumu bence sıkıntılı. Şimdi at B3'e at D5 oynamış beyazlar. Şimdi taşlarınızı boşta bırakmayınız diyoruz çocuklara. Boştaki taşlar rakibe türlü imkanlar yaratabiliyor. B2'deki fil boşta, C2'deki at boşta. Şimdi at D5'e de direkt at D5 vezir istiyor. Yani G7 değişme şansı yok. E5'e ise fil B2. Ve DC6. Tabii B7'yi de alabilse çok tehlikeli olacak. Şimdi burada at A5 daha bence güzel at D4'e nazaran. Partide at D4 oynanmış. At D4'e de E5. Şimdi beyaz burada ikinci çok büyük hatasını yapıyor. Vezir D2, vezir H4 olabilirdi. İkisinde de F2 piyonunu koruması önemli. Vezir F6 oynayınca şimdi fil D4'e F2 piyonunu istiyor ve tabii kalede gidecek. Dolayısıyla beyaz B7 piyonunu alma fırsatı bulamıyor. Kale B1'e vezir C5 ve fil D5. Şimdi fil D5'e BC6. B7'ye gelseydi çok tehlikeli olacaktı. Burada siyah sanıyorum önce şu varyanta güvendi. Fil F7. Kale F7'ye. Vezir D8'e. Kale F8. F2 piyadesine 3 tane baskı var. Tabii ki siyah çok iyi bu konumda. Şimdi file 4 oynayınca artık demir hamleleri kendini iyice hissettirmeye başlıyor. D5, CD5, CD5 ve kale C1. Önce tabii ki F2'yi alıyoruz. Çünkü E4 de istekte. Kale F1'e ise vezir D6. Sonuçta 3 piyon fazla siyahlar. Vezir D6, kale D6 ve fil D3. Siyah da filini kaçacak tabii ki. Oyun burada esasında beyaz tarafından terk edilebilir. Kale C7, birkaç hamle sonra zaten oyun siyahın iyice üstünlüğü ortaya çıkıyor. Fil C2, E4'e. Fil E5. Tabii kale F6 tehdidi de var. H2 piyadesi istekte. Kale E7, fil H2 ve kale F2, kale F6. Hızlı geçiyorum buraları. Ve kale E3'e bir tempo. Kale istekte.
Kale D7'ye. Fil C5. Kale F2 şah. Kale C1'e. Burada demir hamlesi geliyor. Fil E3. Fil E3'e beyaz terk ediyor. Çünkü kale E3 yaptığında kale C8, C2 fili açmazla siyah kazanıyor. Kaleler çok etkili. Merkezde geçer piyonlar. Rahat bir kazanç.